Selamlar gençler. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Ardışık sayıların ikinci videosuyla karşınızdayız. Ardışık sayıların ikinci videosu arkadaşlar 9. sayfadan başlıyor. Bir üstteki sayfamızda 8. sayfamızdaki soruyu çözmüştük. 9. sayfadan devam ediyoruz arkadaşlar. İlk sorumuza vakit kaybetmeden başlayalım. 49 tane ardışık pozitif tam sayının toplamı 754 olduğuna göre bu sayılardan en küçüğü kaçtır diye soruluyor. Şimdi 49 tane sayım var ve bunların hepsi ardışık ve toplamları da 7 üzeri 4. Ben toplamı yani 7 üzeri 4'ü 49'a böldüğüm zaman neyi buluyordum arkadaşlar? Ardışık, bu ardışık sistemdeki sayıların o 49 tane sayının tam ortasındaki sayıyı buluyordum. Yani ben burada 7 üzeri 4'ü aslında 7'nin karesine bölüyorum ki bunları da böldüğüm zaman üstlerini çıkarıyorduk değil mi? 7 üzeri 2. Yani ortanca sayımız neymiş arkadaşlar bizim? 49'muş. Şimdi gelin ortadaki sayı eğer 49'sa sağında solundaki sayılara bakalım. Bunun solunda kaç tane sayı var? En küçüğünü sorduğu için sol tarafına doğru gidiyorum. 24 tane sayı var arkadaşlar bunun solunda. Şurada. Şuradaki sayı soruluyor. En küçüğü soruluyor. Şimdi 24 tane sayı varsa ben 49'dan 24'ü direkt çıkarırım. O 24 tane sayıyı çıkardığım takdirde burayı bulmuş olurum. Gelin 49'dan 24'ü çıkaralım. Çünkü 24 tane sayı vardı. O halde eşittir. Ne diyeceğiz? 25. Şimdi neden 24 dedik? Onu da tekrar açıklayayım. 49 taneydi. Bir tanesi bu. 20, geriye kaldı 48 tane. 48'in 24'ü sağdadır, 24'ü soldadır. Sırf bu yüzden 24 tane bu tarafa, 24 tane bu tarafa koyduk. Toplam 49 tane sayımız olsun diye 49'dan da 24'ü çıkardığım takdirde burayı elde ederim dedim. Ve cevabım benim Bursa seçeneği olmuş oldu. İkinci kısma geçelim. 1 artı 2 artı 3 artı nereye kadar? N'e kadar gitmiş. Şimdi birden N'e kadar olan sayıların toplamı neydi arkadaşlar? N çarpı N artı 1 bölü 2 idi. Peki bunların toplamı neye eşitmiş? 10 çarpı neye eşitmiş? Şimdi gelin şu 2'yi bir karşıya fırlatalım. N çarpı N artı 1 eşittir 20N yapar. Peki her iki tarafta N var ve ben bu N'nin sıfırdan hariç bir doğal sayı olduğunu biliyorum. Çünkü birden 3'ten bile büyük bakın. Demek ki ben bu N'leri buradan sadeleştirebilirim. Bakın bu N'nin sıfır olma ihtimali varsa sadeleştirme yapamıyorsun. N'leri sadeleştirdikten sonra geriye ne kaldı? N artı 1'in 20 olduğu mu kaldı? O zaman N kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 19'dur ve dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneğidir diyebildik bu durumda. Şimdi 9. sayfayı çözdükten sonra 10. sayfamıza bir el atalım bakalım. 10. sayfadan hangi soru bekliyor bizi? N bir doğal sayı olmak üzere birden N'ye kadar olan sayıların toplamı A. 5'ten N'ye kadar olan sayıların toplamı da B ile gösteriliyor. Ve bu A ile B'nin toplamı da 370'miş arkadaşlar. A'nın değeri kaçtır diye soruluyor. Bakın. Birden başlıyorum. 2, 3, 4, 5 diye devam ediyor. Nokta 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 N'ye kadar olan sayıların toplamına ne demiş arkadaşlar soru? A'dır demiş. Peki 5'ten başlayıp nokta 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 N'ye kadar olan sayıların toplamına ne demiş bu soru? Buna da B demiş. O zaman gelin ben şu B'nin ne olduğunu A cinsinden yazayım. Olur mu? B'nin ne olduğunu A cinsinden yazalım. Şimdi şu kısımdaki sayıların toplamı nedir arkadaşlar? 1'den 4'e kadar olan sayıların toplamı 10'dur. 1 artı 2 artı 3 artı 4 10. Peki bu A sayısı şurası da B değil miydi zaten? B'ydi. Demek ki arkadaşlar A sayısı B'nin 10 fazlasıymış. Bunu biliyoruz. Ya da B sayısı A'nın 10 eksiğiymiş. O zaman ben bu B'yi A eksi 10 şeklinde yazabilirim. Bize A artı B'yi 370 vermişti ya hani. Ben A artı B'yi ne buldum? A'nın 10 eksiği kadar buldum. O zaman buraya da A eksi 10 yazabilirim. Ve bu da kaçmış? 370'miş diyebiliriz. Peki şu ikisini toplarsak ne olur? 2A olur. Eksi 10'u karşıya gönderirsem ne gelir arkadaşlar? 380. 2A 380 ise A kaçtır? Tabii ki 2'ye böldük ve 190 cevabını bulduk. Dolayısıyla bizim sorumuzun cevabı da Denizli seçeneği olmuş oldu. Nereye geçiyoruz? 11. sayfamıza. 11. sayfamız sağ üst tarafta olduğu için şöyle çıktık. Ve sorumuzu okuyalım. 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 10'un karesi. Bunların toplamı k'ymış. Karesi alınan sayılar birer azaltılırsa toplamı sonucu kaç olur? Şimdi şu karesi alınan sayılara ben şöyle diyeyim. 1'in karesi artı 2'nin karesi artı 3'ün karesi artı nokta 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 artı 9'un karesi artı 10'un karesi diyelim. Bu neymiş arkadaşlar? Bunun değeri k'ymış. Şimdi ben bunları birer azaltacağım karesi alınan sayıları. Yani burayı 0'ın karesi diyeceğim artı 2'nin karesini biraz azaltırsam 1'in karesi gelir artı 3'ün karesini biraz azaltırsam 2'nin karesi gelir artı
4'ün karesini azaltırsam 3'ün karesi olur. Artı nokta nokta nokta. 9'un karesini azaltırsam 8'in karesi olur. Ve 10'un karesini azaltırsam 9'un karesi olur. Bunun k cinsinden eşiti mi sorulmuş bize? Şimdi bakın, 0'ın karesi zaten 0. Bunu görmemize gerek yok. Buraya bakıyorsun. 1'in karesi bunda da var, bunda da var. 2'nin karesi, 3'ün karesi bunda da var, bunda da var. 9'un, 8'in karesi burada var. 9'un karesi bunda da var, bunda da var. Peki bu ne kadar fazla arkadaşlar alttakinden? 100 fazlaymış demek ki. 10'un karesi kadar. Yani 100 kadar fazlaymış. Demek ki ben tüm sayıların karelerini, burada gördüğümüz sayıları biraz azaltırsam arkadaşlar, bunun değeri k'dan 100 eksik oluyormuş. O halde cevabımız k-100 olur diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Dedik. Bir alttaki soruyu çözeceğiz şimdi seninle. Bir alttaki soruyu çözeceğiz. 1 eksi 2 artı 3 eksi 4 artı 5 eksi 6 artı nokta 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 19 eksi 20 demiş. Şimdi bu soruyu 1'i, 3'ü, 5'i, 7'yi, yani tek sayıları bir arada, çift sayıları bir arada toplarsın. Çift sayıların önünde negatif olduğu için, eksi olduğu için, tek sayılarda pozitif olduğu için toplarsın ikisini de. İkisinin toplamı arkadaşlar, yani bu 2 artı 4 artı 6 çiftlerin toplamıyla teklerin toplamını, birini eksili, birini artılı topladığın zaman, ikisini beraber topladığın zaman sonucu bulursun. Ama daha kolay bir şekilde de bulabiliriz. Mesela şunları ikişerli gruplarsam ben, şu şekilde gruplarsam arkadaşlar, bu gruplardan burada kaçar tane oluşmuştur sizce? İkişerli grupluyorum. Toplam birden 20'ye kadar 20 tane sayı vardı. İkişerli gruplarsam 10 tane grup haline gelir bu. Ve her bir grubun toplamı da, yani 1 eksi 2 eksi 1 iken 3 eksi 4 de eksi 1'dir. 5 eksi 6 da eksi 1'dir. 19 eksi 20 de eksi 1'dir. Demek ki 10 tane eksi 1'imiz varmış bizim. 10 kere eksi 1 kaç yapar? Eksi 10. O halde cevabımız Bursa seçeneği olur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Dedik ve 12. sayfamıza geçmiş bulunduk. Bir A sayısı vermiş, bir de B sayısı vermiş. Eğer diyor N sayısı eşittir 10 için B'nin A türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi bir şöyle düşünelim. A sayısına bakıyorsun, 1 kere 2, 2 kere 3, 3 kere 4 ve N kere N artı 1 var burada. B sayısına bakıyorsun, 2 kere 3, bak bu burada var. Değil mi? Şöyle yapalım. Bu burada var. 3 kere 4 de var burada. Ya buradaki 4 kere 5 de burada olacak. N kere N artı 1 de bundan bir önceki. Bak N çarpı N artı 1, sonra N'yi 1 artırmış, buraya getirmiş. Bundan önce de bu vardı. Demek ki bu da burada var. Şimdi düşünelim. Bunlar zaten burada var. Şurada ekstradan fazlalık olan ne var? 2 var. Şurada fazlalık olan ne var arkadaşlar? N artı 1 çarpı N artı 2 var. N artı 1 çarpı N artı 2 var. Peki o zaman ben B sayısından mesela A'yı çıkarırsam, B eksi A diyelim. Tamam mı? B eksi A nedir arkadaşlar? Bir N artı 1 çarpı N artı 2 fazlalık vardı. Bir de burada ekstradan 2 vardı ya. Ben burada olmadığı için bundan bunu çıkarırsam burası eksi 2 olur. Bir de eksi 2'miz var. Şimdi N sayısı bize verilmiş 10. Yerine yazarsam 10 artı 1 11 yapar. 10 artı 2 de 12 yapar. Eksi bir de 2'miz var. Peki 11 kere 12 kaç yapıyordu? 132. Ben bundan 2'yi çıkarırsam ne gelir burası? 130. Yani arkadaşlar ben B'den A'yı çıkardığım takdirde ne buluyormuşum? 130 buluyormuşum. B'nin A türünden eşitini sormuş ya. O zaman gel B'yi yalnız bırak. Şu A'yı karşıya gönder. B yalnız kalacaktır ve B sayısı 130 artı A olacaktır sevgili gençler. Yani cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönlümüzün rahatlığıyla. Geçelim son yaprağımıza. Son yaprakta 4 tane sayfamız var ve bu sayfalardan ilki 13. sayfa. İlk sorumuza bakalım. 10'un karesi eksi 9'un karesi, 8'in karesi 7'nin karesi, 6'nın karesi 5'in karesi, bir artılı bir eksili devam ediyor. 2'nin karesi eksi 1'in karesi işleminin sonucu nedir diye soruluyor bize. Şimdi gelin bunun sonucuna şöyle iletelim. 2 kare farkı falan uygulayacağız ama zaten soru kısa olduğu için 10'un karesi 100, 9'un karesi 81 çıkardın, 19 kaldığını biliyorsun. Şu kısım 19. 8'in karesinden yani 64'ten 7'nin karesi yani 49'u çıkardığın takdirde de buranın 15 olduğunu, 6'nın karesi yani 36'dan 25'i çıkardığın zaman 11 olduğunu biliyorsun. Burada da bir şeyi fark edeceksin. 19'dan 15'e 4 azalmış, 15'ten 11'e 4 azalmış. Peki şuraya bakalım. 11'den 7'ye 4 azalacak ya. Gerçekten burası 7 yapıyor mu? 16'dan 9'u çıkarsan 7 kalır. Oluyor. 2'nin karesi eksi 1'in karesi o zaman 3 olması lazım. 4 azaldığına göre aynen de 3 oluyor zaten. Peki şimdi bize ne sorulmuş? İşte bunların toplamı sorulmuş aslında. Her birine bu işlemi yaptığım zaman bunların toplamını bulacaktım. 3'ten 19'a kadar olan ve 4'er 4'er artan sayıların toplamı sorulmuş. Burada terim sayımız kaç arkadaşlar? 5. Ya da direkt şöyle yapabilir miyiz? Hiç uğraşmadan. Ortanca sayımız ne burada? 11. Sonuçta ardışık olarak artıyor bunlar. Yani ardışık
Dörder dörder artıyor arkadaşlar. Ortadaki sayımız 11 ve terim adedimiz 5 olduğuna göre 5 kere 11 yani 55 bize cevabı verecektir diyebiliriz. İstersen tek tek de toplayabilirsin. Topu topu 5 tane sayı var zaten burada. Şimdi burada bir uyarımız mevcut arkadaşlar. Ardışık ilk n çift sayma sayısının toplamı yani 2 artı 4 artı 6 artı 2'ye ne kadar 2'den başlayıp 2'ye ne kadar gider olan giden çift sayıların toplamı n çarpı n artı 1'dir diyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey sayımız 2 n ile bitiyorken bizim burada kullandığımız n arkadaşlar bunu unutmayın. Ardışık ilk n tek sayma sayısının toplamı yani 1'den 2 n eksi 1'e kadar olan sayıların toplamı da gene bakın burada 2 n eksi 1 formatındayken bu sayı bizim burada kullandığımız gene n olacak. N karedir diyoruz. Soruya bakalım. Ardışık ilk 40 tane pozitif çift tam sayının toplamı A. Ardışık ilk 40 tane pozitif tek tam sayının toplamı B olduğuna göre A eksi B kaçtır? Şimdi 2'den başlayıp 2 artı 4 artı 6 artı nokta 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 ilk 40 tanesinin ilk 40 tane pozitif çift tam sayı diyor ya. Yani 80'e kadar gideceğiz o zaman. Değil mi? 80'e kadar gideceğiz. 2'den 80'e kadar olan sayıların toplamı bu A'ymış arkadaşlar. Bir de İlk 40 tane pozitif tek tam sayı yani 1 artı 3 artı 5 artı nokta 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 gidecek. Nereye kadar gidecek? Tabii ki 79'a kadar gidecek. Bu da neymiş? B'ymiş. Şimdi bize diyor ki A eksi B yani bundan bunu çıkar diyor. A'dan B'yi çıkaracağız. 2'den 1 çıkarsa 1. 4'ten 3 çıkarsa gene 1. Alttan 5 çıktı gene 1. 80'den 79 çıktı gene 1. O zaman bu toplamın sonucu bize A eksi B'yi verecektir deriz. Peki şurada kaç tane çift sayı vardı arkadaşlar? 40. Burada kaç tane tek sayı vardı? 40. Yani ben toplamda 2'den 1'i, 4'ten 3'ü, 6'dan 5'i çıkararak kaç tane 1 elde etmiş oldum burada? 40 tane. Peki 40 tane 1'in toplamı nedir arkadaşlar? 40'tır. Demek ki ben A eksi B'ye de burada 40'tır cevabını verebilirim. Yani cevabımız C seçeneği olacakmış diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bu sayfayı da bitirdikten sonra geçelim diğer sorumuza. Aşağıda verilen şekillerde önce 3 tane dikey doğrultuda iyi dinliyorsun soruyu. Soruların zorluk seviyesi değişti çünkü. Aşağıda verilen şekillerde önce 3 tane dikey doğrultuda eşit aralıklı doğru yan yana, sonra bu doğruları kesen eşit aralıklı 4 tane yatay doğru alt alta çiziliyor. Yani bu ne demek? Şimdi 3 tane doğruyu önce şu şekilde yerleştiriyor. Sonra 4 tane de doğru bunlara dikey olarak yerleştirildiği zaman bu şekilde bir görüntü ortaya çıkıyor. Ve buralarda kareler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde kareler oluşuyor. Bu karelerin ismine de A kare diyoruz. Tamam mı? A karesi diyoruz. Pekala örnek vermiş. Burada ikinci şekilde de ikinci hamleyi yapmış. Yani önceden eklediği şu 3 tanesi vardı ya. Bu 3 tanesinin yanına yeni 3 tane eklemiş. Önceden eklediği şu 4 tanesi vardı ya arkadaşlar. Bu 4 tanenin yanına 4 tane daha ekleyeceğiz. Yani şurada 4 tane eklemişti. Şuraya bir tane daha eklememiz gerekiyor. Şu şekilde olacak. Aynen. Şimdi birinci şekil Sinan'ın ilk hamlesi. Sinan her hamlesinde 3 tane dikey 4 tane yatay doğru ekliyor. Buna göre 13. hamlesini bitiren Sinan'ın toplam kaç tane A karesi olur demiş. Kaçıncı hamleden bahsediyor? 13. kareden. Şimdi iyi dinliyoruz arkadaşlar burayı. Bakın. Burada dikey olarak kaç tane vardı? 3 tane vardı. Burada yatay olarak kaç tane vardı? 4 tane vardı. Peki burada kaç tane A kareden var? 6 tane. Güzel. Bir dursun bakalım. Şuraya bakalım. Burada kaç tane yatay eklemişiz? 8 tane. Burada kaç tane dikey eklemişiz? 6 tane. Peki burada kaç tane kare var? 1, 2, 3, 4, 5 tane burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane burada. Toplam 35 tane diyeceğiz değil mi? 5 kere 7'den 35. Şimdi şuna bir göz atalım. Burada benim 3 tane dikeyim varken yatayda duran, yan yana duran 2 tane karem oluşur. Doğru mu? Doğru. Benim burada 4 tane yatayım varken dikeyde duran 3 tane karem oluşur. Doğru mu? Doğru. Yani ben birinci hamlede 3 tane dikeye, 4 tane yataya sahipken bunu biraz atmışım. 2, bunu biraz atmışım. 3, 2 kere 3'ten 6 tane kare oluşmuş. İkinci hamleye göz atalım. Bak burada 6 tane dikey vardı. Burada 8 tane yatay vardı. Ben bunu biraz azaltırsam 5, bunu biraz azaltırsam 7, 5 kere 7'den 35 tane kare oluşmuyor muydu? Oluşuyordu. O halde ben 13. hamlede, şimdi bakın burada ikinci hamlede 3'er 3'er ekliyorum ya 2 kere 3. İkinci hamlede 4'er 4'er eklediğim için her zaman 2 kere 4. O zaman 13. hamlede 13 tane 13 hamle boyunca 3'er 3'er dikey ekleyeceğim. Dolayısıyla 13 kere 3'ten 39 tane kare oluşur yatayda. Pardon, çubuk oluşur ve dikeyde. Yatayda da arkadaşlar 13 tane 4. Yani 52 tane yatay oluşur diyeceğiz.
Ve yine bunları biraz azaltacağız arkadaşlar. Yani ne diyeceğiz? 39'un 1 eksi 38, 52'nin 1 eksi 51. Ve bunların çarpımı kadar da kare vardır. Ne demiştik burada? 5 kere 7'den 35 tane kare. 2 kere 3'ten 6 tane kare ise 38 kere 51'i bulmamız lazım bizim. 30, 38 ile 51'i çarpacağız. 38 çarpı 51 dersek, şurası zaten 38, şurası da 150-190 yapar. Şu şekilde. Ben bunları topladığım zaman 1938 gelir. Atatürk'ün ölüm yılıdır, öldüğü yıldır, vefat ettiği yıldır. Buradan da rahmetle ve saygıyla anıyoruz sevgili gençler atamızı. Evet, 15. sayfamızdayız artık. 15. sayfada bize böyle güzel bir şekil vermiş ve diyor ki yukarıdaki tamamlanmamış şekil küçük düzgün altıgenlerin yan yana gelmesiyle oluşturulmuştur. Bir bal peteği görünümü var. Şekilde 49 tane sarı renkli altıgen olduğuna göre beyaz renkli altıgen sayısı kaçtır? Şimdi güzel bir soru. Bunu nasıl halletmemiz gerekiyor? Bir şöyle düşünelim. Şimdi arkadaşlar, kaç tane sarı varmış? 49 tane. Ben bunları şu şekilde çubuk çubuk düşünmek istiyorum. Şöyle çubuk çubuk düşünmek istiyorum ama şu çubukların her bak kesişim noktası var. Ortada hep bir tanesi kesişiyor arkadaşlar, değil mi? Dolayısıyla ben bunları kaldırayım ve şunu görmezden geleyim. Şunu görmezden gelin mi arkadaşlar? Bunu görmezden gelirsem 49 tane sarı kalmaz, artık 48 tane sarı olur. Bakın 48 tane sarı renkli benim peteğim var. Şimdi bunları az önce gördüğümüz gibi görelim. Yani şu şekilde bakın. Şunları çubuk çubuk görelim. Birinci çubuk, ikinci çubuk, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı çubuk olarak görelim şu şekilde. Her çubukta eşit sayıda mı olmak zorunda bu bal peteklerinden? Aynen öyle, eşit sayıda olmak zorunda. O zaman 48 tane sarı kaldıysa ben bunu 6'ya bölerim, 6 tane çubuk varsa. Her çubukta 8 tane sarı vardır diyebilirim. Her çubukta 8 tane sarı var. Şimdi gelin o her çubuktaki 8 tane sarıyı çizelim. Şöyle gelmiş. Şu az önce görmezden geldiğimiz olsun. Bunun altına şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane çizelim. Ve şuraya da yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çizelim. Şimdi bu varsayalım ki şuradaki görüntü olsun. Tam olarak şuradaki görüntüyü ben buraya resmettim. Biraz da büyüttüm. Sonrasında ne mi yapacağız? Şunu yapacağız arkadaşlar. Beyaz kareleri de turuncuyla gösterelim. Bakın şuradan itibaren başlamıyor mu beyaz kareler? Şunu es geçiyoruz burada. Şu iki tanesinin arasında beyaz yok zaten. Tam olarak buradan itibaren başlıyor. Yani burada bir tane var. Peki bir altında iki tane var. O zaman bir altında üç tane olur. Bir altında dört tane olur. Burada beş tane olur. Burada altı tane olur arkadaşlar. Burada da kaç tane olur? Yedi tane olur diyeceğiz. O zaman benim kaç tane beyazım vardır? Birden yediye kadar olan sayıların toplamı kadar. Yani 7 kere 8 bölü 2 tane vardır. Yani bu da 4 kere 7'den kaç yapar? 28 yapar. Sadece şu kısımda 28 tane varsa bu kısımdan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Demek ki cevabımız 6 çarpı 28'miş. Yani 120 artı 48'den cevabımız 168 olacakmış diyebiliriz sevgili gençler diyelim. Gerçekten güzel soruydu. Şimdi geçiyor muyuz son sayfamıza? Geçiyoruz. Çözelim. B A'dan büyük olmak üzere. A ile B'yi yazıp bir kare içerisine alındığı zaman bu A'dan başlayarak B'ye kadar aralarında 4 fark bulunan sayıların toplamını ifade etmekte. Peki, örneğin 3 ile 15. 3'ü yazdık, 4 artırdım 7, 4 artırdım 15, 4 artırdım 15'i ifade ediyormuş bu. Örnekten sonra bir anladık değil mi bunu? Güzel. 3'ten A'ya kadar, 1'den B'ye kadar olan sayıların toplamı, tabii 4'er 4'er artan sayıların toplamı, bunların terim sayıları eşitmiş arkadaşlar. Yani 3'ten A'ya kadar 4'er 4'er artan eşit sayıda terim varmış ve 1'den B'ye kadar 4'er 4'er artan terimlerin sayısı da birbirine eşitmiş. Ve 3'ten A'ya kadar olan sayıların toplamından 1'den B'ye kadar olan sayıların toplamını çıkarınca da 90 buluyormuşuz. Peki A artı B kaçtır diye soruyor. Bakın güzel bir soru. O yüzden dikkatli dinlemeni tavsiye ediyorum. Şimdi bir irdeleyelim bakalım. Şurayı 3'ü yazdım. Şu kısmı irdeliyorum. 3'ü yazdım. 4 artırdım. 7. 4 artırdım. 11. Bu böyle devam ediyor. Nereye kadar arkadaşlar? A'ya kadar. Burada kaç tane terim vardır? Bunu nasıl buluruz arkadaşlar? Son terimden ilk terimi çıkarırım. Artış miktarı olan 4'e bölerim ve 1 eklerim. Bu şunun
terim sayısı. Şurası arkadaşlar. Bu bir. İkincisi, diğerini nasıl yazarım? Birden başlarım. 4 artırdım 5, 4 artırdım 9 ve bu şekilde devam eder. En son B'yi yazarım. 4 artırıp B'yi yazarım. Buradaki terim sayısını bulalım bir de. B'den 1'i çıkardım. Artış miktarı olan 4'e böldüm ve 1 ekledim. Bu da diğerinin terim sayısı. Ne demiş bize? Bunların terim sayıları birbirine eşit demiş. E güzel, o zaman demek ki şu ikisi birbirine eşit olacak. Eşit diyelim madem. A eksi 3 bölü 4 artı 1 eşittir. B eksi 1 bölü 4 artı 1 dedim. Sonra ne olacak? Sonra şu olacak bak. Artı 1 var, artı 1 var her iki tarafta. Götürdüm. Bölü 4 var, bölü 4 var her iki tarafta. Götürdüm. A eksi 3, A eksi 3, B eksi 1 eşit oldu. E gelin şu 1'i de eksi 1'i de bu tarafa atalım artı 1 diye. A eksi 2 eşittir. B olmaz mı arkadaşlar? Olur. Mis gibi olur. Bu böyle kenarda dursun. İşimize yarayabilir. Şimdi gelelim şuna. Şu ikisinin farkı kaçmış? 90'mış. Şimdi 3'ten A'ya kadar olan sayıların toplamını bulacağız da biz. Bulacağız da. Şöyle bir şey yapsak olur mu? Mesela şunları tekrar yazıyorum bakın. 3, 7, 11, 4 daha artarsa 15, nokta 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 kaça kadar gidecek? A'ya kadar. Ve diğerini yazıyorum. 1, 5, 9, 4 daha artarsa 13, virgül nokta nokta nokta. Burası da kaça kadar gidecek? B'ye kadar gidecek. Şimdi bakın arkadaşlar, ben bundan bunu çıkarınca toplamlarını düşünün bunların, tamam mı? Toplamlarını düşünün. Şöyle yani aralarına artı işareti koyalım. Artı diyelim. Buraya da artı diyelim. Ben bunları çıkardığım zaman ne kalıyormuş arkadaşlar? 90 kalıyormuş. Değil mi? Şurada. Biz bunları toplayıp çıkarmak zorunda değiliz ki. Terim sayıları zaten eşitmiş. 3'ten 1'i çıkardım 2. 7'den 5'i çıkardım 2. 11'den 9'u çıkardım 2. 15'ten 13'ü çıkardım 2. Hep bunlar 2 geliyor, o zaman A'dan B'yi çıkardığım zaman da 2 gelecek. Peki şu ikilerin toplamı da bize neyi veriyormuş arkadaşlar? Bu ikilerin toplamı 90'ı veriyormuş. Ya bunların toplamı 90'sa burada kaç tane 2 vardır? Tabii ki 45 tane. Demek ki burada 45 tane terim var arkadaşlar. 45 tane terim var. A ile B'nin toplamı istemiş. Artık gerisi bize kalmış. Şöyle aşağı doğru inelim ve diyelim ki madem burada 45 tane terim var, demek ki A eksi 3 bölü 4 artı 1 bu terim sayısı değil miydi? 45'e eşitmiş diyeceğiz. Şu biri karşıya göndereceksin. A eksi 3 bölü 4 eşittir. 44 yapar diyeceksin. 4'te de 44'ü çarpacaksın ve diyeceksin ki A eksi 3 eşittir. 4 kere 44 kaç yapar? 160 artı 16'dan 176 yapar. Ve bu eksi 3'ü karşıya attığın zaman A eksi 3 değil artık A eşittir 179 yapar diyeceksin. A 179'sa B kaçtır? A'nın 2 eksiğiydi. 177'dir. A ile B'nin toplamı istenmiş. 179 da 177'nin, bu A'ydı, bu da B'ydi. Bu ikisinin toplamı sorulmuşsa eğer arkadaşlar, 9, 7 daha 6, 7, 7 daha 14, bir de elde vardı. 15'in 5'i, bir de burası var. 3 yapar ve cevabımız 356 olur sevgili gençler diyeceğiz. Güzel sorulardı. Özellikle çözdüğümüz son 4 tane soru gerçekten güzel sorulardı. Dolayısıyla arkadaşlar anladıysan, bak zor da olsa anladıysan bu senin için kafi. Kafi. Şimdi ardışık sayılarla ilgili karşına çıkabilecek soru tiplerini gördün. Sorular bunlardı arkadaşlar. Ve sen artık ne yapacaksın? Bu haftaki bu son konu anlatımıydı. Sen bu hafta ne yapacaksın? Matematiğin ilacından bu işlediğimiz konularla alakalı tüm soruları çözeceksin, temizleyeceksin. Yani o konuya kadar olan kısmı temizleyeceksin. Daha sonrasında kendi belirlediğin soru bankasından da bu konuların sorularını çözeceksin. Daha sonra ne yapacaksın? Bekleyeceksin. 2-3 hafta sonra ben sana o konuları anlattıktan sonra diyeceğim ki acil matematikten şimdiye kadar olan kısmı, yani temel kavramlar kısmının tamamını çöz diyeceğim. Yaklaşık 90-95 sayfalık bir kısım. Allem edeceksin, gallem edeceksin, sabredeceksin, çözeceksin. Ki zaten konuyu dinledin. Tamam, detaylı olarak anlatıyorum. Konuyu dinledin. Matematiğin ilacını çözdün. Çözemediklerini kanaldan baktın. Bu kanalda olacak yine çözümleri. Kendi belirlediğin kaynakları çözdün. Kaynağı çözdün. Bu konuları çözdün. Daha sonrasında arkadaşlar tüm 4 hafta boyunca bu işlemleri yaptıktan sonra belli bir seviyeye geldin zaten. Ve sonra ben sana diyeceğim ki hadi şimdi acil matematik TYT Soru Bankası'ndan bu soruları çöz diyeceğim. Şimdiye kadar geldiğimiz yere kadar çöz diyeceğim. Yorum kısımlarında da görüyorum ben. Yorum kısımlarında da arkadaşlar gün gün hangi kitapları çözmemiz gerekiyor, bunları da yazar mısınız hocam demiştiniz. Arkadaşlar kendinizi en iyi şekilde siz tanıyorsunuz. Benim size çarşamba şunu yapacaksın.
Cuma şunu yapacaksın, burada bu kadar soru çözeceksin, şu günde şunları yap diyemem. Çünkü her insanın hayatı aynı şekilde ilerlemiyor. Benimki de aynı şekilde. Birisi bana gelip pazartesi günü şu videoyu çek, salı günü bunu çekersin, çarşamba da bunu çek dese ben o programa uyamam. Neden? O programı ben yapmadım çünkü. Kimse benim hayatımı bilemiyor. Bazen işlerim çıkıyor, şehir dışına çıkıyorum. Bazen işim çıkıyor, annemlere gidiyorum. Bazen işim çıkıyor, farklı bir yere gidiyorum. Ve dolayısıyla başkasının yaptığı programı ben kendim aksatabilirim ama kendi kendime yaptığım programı aksatmam. Dolayısıyla hangi kitabı hangi gün çözeceğine sen karar ver. Bunu daha iyi bulacaksın, daha iyi olacaksın emin ol. Ki zaten arka arkaya bir haftada kaç gün var? 7 gün var. Bunları bir yerlere serpiştireceksin. Perşembe günü video yayınlanıyorsa Cuma, cumartesi, pazar bu iki kaynaktan bu soruların hepsini çözmen gerekiyor. O cuma, cumartesi, pazar buna ayırabilirsin ama hangi gün ne yapman gerektiğine kendin karar vermelisin. Evet, bu videonun sonuna geldik. Diğer videolarımızda ve diğer sorularda görüşünceye dek arkadaşlar hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın arkadaşlar.